Herkese merhaba, denedik bize hoş geldiniz. Bugün böyle gizemli, birazcık böyle sizi düşündüren, acaba ne oluyor diye meraklandıran bir diziyle geldim karşınıza. Digitürk'te henüz yayınlanmaya başlayan, aslında Amerika'da işte HBO kanalında yayınlanmış ve Türkiye'de izlenemeyen bir diziydi. Şimdi Digitürk'e gelmiş ve Digitürk'te izledim ben. The Third Day dizisi, başrollerinde Jude Law var. Hatta yapımcısı da Brad Pitt'miş. Dizi böyle kırsal bir alanda başlıyor Jude Law'ı görerek. Jude Law bir polis soruşturmasından kaçarken, bu arada kendi yaşadığı işte üzücü olaylar da var. İşte oğlunu kaybetmiş, onun üzüntüsü var ama bu arada bir polis soruşturması da var falan böyle. O kırsal bölgede bir kızla karşılaşıyor. Kız intihar etmek üzereyken Jude Law bunu ikna edip evine götürmeyi teklif ediyor. Sonra kızı ikna ediyor ve alıyor evine götürüyor. Kız bir adada yaşıyor. Britanya'da sadece bir nehirin üstündeki toprak yoldan ulaşabildiğiniz, başka hiçbir ulaşım yolu yok adaya. Ve bu yolda, toprak yolda, bu nehirdeki gelgitlerle birlikte belli saatlerde sadece ortaya çıkıyor. Onun haricinde adaya hiçbir şekilde bir ulaşım yok. Jude Law oradan geçip kızı teslim ettikten sonra tabii yolun kapanmasıyla birlikte o gece kalmak zorunda kalıyor, gidemiyor. Ve bundan sonra da olaylar başlıyor aslında. O bir gece kaldıktan sonra ertesi gün işte sabah yola çıkmak istediğinde aslında oradaki bazı gizemleri de merak edip çözmek için kalmayı tercih ediyor. Gidiyor, tekrar dönüyor çünkü. Adadakiler böyle bir değişikler, farklı zihinde insanlar. Zaten izlerken görüyorsunuz bunlar ne acaba falan diye. Böyle Hristiyan, böyle dine bağlı insanlar olarak görüyorsunuz ama bir taraftan da kelt hayatı yaşayan insanların izlerini taşıyor oradaki yaşayan insanlar. Britanya'nın ilk sakinleri olarak biliniyorlarmış. Ve bir din adamı tarafından yönetiliyorlarmış. İnandıkları şey de bütün ürünlerinin kır tanrısı tarafından korunduğuna inanırlarmış. O yüzden de kır tanrısına taparlarmış. Ve bu tarz zaten konuşmalar, izler ve olaylar da dizinin içerisinde var. Bunu da algılayabiliyorsunuz dizi içerisinde. Diziyi iki bölüm olarak anons ettiler ama böyle işte 3 bölüm summer, 3 bölüm winter şeklinde. İlk 3 bölümde zaten Jude Law üstünde dönüyor bütün olaylar ve 3. bölümün sonunda da Jude Law'ın niçin orada olduğunu ve oradaki hikayenin içerisindeki rolünü anlayabiliyorsunuz. Ben çok hikayesini anlatmak istemiyorum çünkü mutlaka izlemeniz gerekiyor. Çünkü her karesinde mesela bir şey kaçırmadan olayları birbirine bağlamak için dikkatle izlemem gerekiyordu ve çok da keyif aldım o yüzden. Sonraki 3 bölümde de Naomi Harrison devreye giriyor. Naomi Harrison aslında Jude Law'ın, Sam'in, bu arada dizideki adı da, Sam'in karısı ve çocuklarıyla birlikte adaya geliyor kocasını aramak için. Bu sırada da yaşadıkları olaylar ve başından geçen şeyleri izliyoruz ve kocasına nasıl ulaştığını, işte ulaştıktan sonraki durumu falan gibi böyle şeyleri izliyoruz ama tabii ki aradaki hikaye ve o niçin o adada olduğu, evlat kaybetmişler ve o evlatla alakalı bağlantısının ne olduğunu konu içerisinde izliyorsunuz. Güzel olmuş, böyle bir Lost havasında olmuş. Hani böyle bir olaylar oluyor ama niçin oluyor anlamaya çalışıyorsunuz. Bu olay nasıl böyle olmuş diye çözmeye çalışıyorsunuz. O Lost'taki aslında izlediğiniz bütün merak ve gizemli olayları burada da hissedebiliyorsunuz. Böyle mini bir dizi olmuş. 6 bölümlük. Zaten su gibi hemen hiç sıkılmadan çok rahatlıkla izliyorsunuz. Her bölüm yaklaşık 50 dakika süresinde. The Third Day'i Digitürk'te artık izleyebilirsiniz. Hem normal bir şekilde şu an yayınlanıyor hem de seçip izleyebilirsiniz. Bence gayet güzel bir dizi. Benden size güzel bir tavsiye olsun. Digitürk'ünüz varsa hiç kaçırmayın bence. Mutlaka seçip izleyin lütfen. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi de açarsanız seviniriz. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Yorumlarınızı lütfen eksik etmeyin. Bizi çok mutlu edersiniz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.